Merhaba. 31 Mart'ta seçmeni sandığa gitmeye ikna eden seçimi almış olacak fakat kazanmış olmayacak. Muhalif seçmenin mühim bölümü bir türlü iktidara gelemediler diye partilerine küstü. İktidar seçmeni de mutlu değil. Defalarca destek verdiği halde sorunlar kronikleşti. Yaşam maliyeti her geçen gün artıyor, alım gücü düştü. Türkiye piyasa gerçeklerinden kopuk resmi enflasyonuyla Arjantin, Lübnan, Suriye ve Venezuela'dan sonra dünya beşincisi. Savaş yok, kıtlık yaşanmıyor. Rusya veya İran gibi ambargo altında değil. Boykot vesaire yok. Dünyada gıda fiyatları gerilerken Türkiye'de son 42 aydır aralıksız yükseliyor. Avrupalı etin sütün fiyatını konuşmuyor. Türkiye'de hurma taneyle, baklava dilimle satılıyor. İktidar boşluk kaldırmaz. Öyle olduğu için bu konudaki inandırıcılığı sıfır olan Erdoğan bilmem kaçıncı kez bu final seçimim dese de Bahçeli ciddiye alıp ayrılamazsın diyor. Türk milletini yalnız bırakamazsın. İnsanlar hayal kurmayı bıraktı. Muhalefet partilerinin tamamı tel tel dökülüyor. Çürüme her yerde. Son örnek Türkiye İşçi Partisi Hatay'da aday gösterdiği Gökhan Zan'dan desteğini çekti. Resmen süreç başladı hatta pusulalar basıldığı için adaylıktan çekemiyorlar ama fiilen adayımız değil diyorlar. Niye? Adaylığı üzerinden seçim sonrasına dair bir takım akçeli pazarlıklara ismi karıştığı için. Oysa bu profil daha aday gösterilirken hayli tartışmalıydı. Bilmiyor olmaları olanaksızdı. Öbür yanda Kürt siyasal hareketi yeniden çözüm süreci için iktidara sarı ışık yakıyor. Selahattin Demirtaş'tan Leyla Zana'ya, Ahmet Türk'e kadar belli başlı isimler yakın söylemlerle 1 Nisan'da seçilen belediyelere kayyım atanmayacağı umudunu koruyor. Oysa Türkiye gittikçe otoriterleşirken Kürt sorunu çözülmez çözülemez. Otoriter bir ülkede çözüm konuşulmaz. Ülke Erdoğan değil rejim diktasına yürürken ki ikisi farklıdır. Şahıs değil bir tür politbüro rejiminden bahsediyorum. Ne Kürt sorunu ne de başka dertler çözülür. Bilakis katlanarak büyür. Sovyetler Birliği soğuk savaş ve şeklen planlı görünse de yürümeyen sistem nedeniyle 80'lerde ekonomik olarak çökmüştü. 1991'de resmen dağıldığında insanlar kuru ekmeğe muhtaçtı. Komadan çıkması 10 yılı buldu. Birlik ülkelerine bağımsızlık verip Rusya sınırlarına daralmak da akşamdan sabaha refah getirmedi getiremezdi de zaten. Rahatlama bir süreçtir. Yıllar sürer. Rusya'da dağılmadan bu tarafa 33 yılın 23'ünde Putin iktidardaydı. Geçen hafta herkesin sonucunu bildiği seçimden yine zaferle çıktı. Ölene kadar başkan. Rusya'da paranın %56'sı Putin çevresindeki %1'in kontrolünde. Türkiye'de bu oran %39.5. Yani zenginliğin %40'ı %1'lik kaymak tabakaya ait ve bu makas gittikçe açılıyor. Türk Hava Yolları geçenlerde vizeniz olsa bile 6 güne Amerika ülkesine girişte ek kontrollerin söz konusu olabileceğini duyurdu. Bu ülkeler Venezuela, Meksika, Kolombiya, Küba, Panama ve Brezilya. Yani vizeniz olsa da şu veya bu sebeple kapıdan çevrilebilirsiniz. Haberlerde özenle saklanan konu Türkiye pasaportlu yolcuların potansiyel mülteci görülmesi. Sadece Batı değil, Güney Amerika bile artık çıktığı yere döneceğinden emin olmadığı turisti kabul etmek istemiyor. WhatsApp gruplarından birinde İngiltere'de yaşayan birinin "Arkadaşlar saçma şeyler yaşanıyor." mesajı telefonuma düşünce şaşırdım. Yurt dışında yaşam kurmuş olanların mevcut algıdan habersiz olmasına mı yanacaksınız yoksa ülkenizin Pakistan muamelesi görmesine mi? Bilemiyorsunuz. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın başkanlığında İtalya, Yunanistan ve Belçika başbakanları geçen hafta Mısır'daydı. Başkan Sisi'ye 7.4 milyar euro sözü verdiler. Niye? Afrikalı göçmeni tutsun diye. Sosyal ağlarda Türkiye bu zirvede nasıl olmaz gibi yakınmaları görünce saçma şeyler yaşanıyor diyen arkadaşı unuttum. Bir insan yıllardır ülkesinin bu tür anlaşmalarla doğal mülteci kampı olarak tutulduğunu bilmez mi? ve maalesef artık buna Suriyeli, Afgan, Sudanlı değil 85 milyon vatandaşı da dahil